Sayın Vekilim ben Ankara dediğinde şaşırdım. Evet, ben Antep doğumluyum. Ama ben Ankara'da büyüdüm. Ben Cebeci, Emek, Tunalı'yım bir çocuğum. Ve sevgili Özgür Başkanım, hiç unutmam, ilk Ankara'ya gelip sizlerle buluştuğumda sanırım 1,5 yıl önce "Aman başkanım" dedi, "her şeyi söyle ama şunu söyleme" dedi. "Nedir o?" dedim. "Ankara'nın dönüşü güzeldir" dedi. "Özgür" dedim, "ne diyorsun" dedim, "dönüşü olmaz. Ben gelişimi seviyorum, çok duygulanıyorum. Ben çünkü Ankara'lıyım." İstanbul dahil en uzun yıllarım Ankara'da geçti. Bütün gençliğim, bütün devlete olan hizmet bölümüm de Ankara'da geçti. Ve ben Ankara'ya her gelişimde, ki başkan yardımcım sevgili Yusuf Günay da Sinop doğumludur ama o da kendini Ankara'da hisseder. Biz Ankara'lı olmak çok başka bir duygu. Bunu ancak Ankara'da uzun yıllar yaşayanlar, Ankara'nın ekmeğini yiyip suyunu içenler bilir. Ve ne mutlu bize ki biz o ekmeği yedik, suyu içtik. Değerli kardeşlerim, sizler gibi nezih bir topluluk gerçekten beni duygulandırıyor. Ben hiçbir metin hazırlığı içinde değil. Genelde de izliyorum, birçok şeyi çok samimi söylüyorum. İlk defa sizinle beraber izliyorum, kendi görüntüm dahil. Çünkü ben hiçbir konuşmamı beğenmem, onun için dönüp hiçbir konuşmamı dinleme, kendimi geliştirmeye özür dilerim, çalışırım. Bu arada sizin burada Galatasaraylı olmanın 5 ana şartında ilk üçünü gerçekleştirdiğinizi görüyorum. Nedir onlar? Ait olma hissi. Nedir o? Sahiplenme hissi. Nedir o? Sadakat, sadık olma. Bizim açımızdan yönetimimize düşen görev ise sizlere vefa göstermek ve sizlere teşekkür etmek. Zamanınızı ayırdınız, buraya geldiniz. Bir şanlı yürüyüşün sinerjisi oldunuz, maddi gücü oldunuz. Biz sizlerden eğer en ufak olumsuzluk, destek, olumsuzluk görseydik ve destek görmeseydik asla bu yürüyüşte sizlerle beraber yürüyemezdik. Asla UEFA'da, KAS'ta yürekten savunamazdık. Asla geçen yıl olsun, bu yıl olsun şampiyonluk yürüyüşümüzü devam ettiremezdik. Önümüze çıkan bütün engellere, bütün bariyerlere rağmen biz sizden aldığımız güçle bu yürüyüşü, bu kutsal yürüyüşü devam ettiriyoruz. Eğer sizin gözlerinizdeki o pırıltıyı biz görmezsek, çok samimi söylüyorum, biz bu işten asla başarılı çıkamayız. Bizim elde ettiğimiz veya edeceğimiz başarılar, şundan kesinlikle emin olun ki, sizler gibi görünmeyen kahramanların eseridir. Biz sadece siziz, sizin nefesiniz, sizin suretiniz, sizin yansımanızız. Biz bir anlamda sizin aynanınız ve ne mutlu bana ki ben sizleri temsil ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz.